Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Sonunda bugünkü oyunumuz CryptoBee. Evet arkadaşlar, CryptoBee ile shortten bir partnerlik yaptık. Onlar da bizi paylaşmışlar, sağ olsunlar. Şimdi size CryptoBee'yi anlatacağım. CryptoBee bir Ponzi oyun diyebilirim size. Ama uzun süreçli bir Ponzi oyunu olabilir. Dikkatli olmak gerekir fakat gerçekten güzel bir oyun. Arkadaşlar, CryptoBee'nin presentation'ında CryptoBee is play to earn game based on Binance Smart Chain arkadaşlar. BSC üzerinde bilgisayardan ve telefonlardan oynayabileceğiniz bir oyun. Become a beekeeper diyor. Make your bees work hard. Arılarını senin hayvanında fazla çalıştır. İşte improve your park. Parkını yükselt, geliştir ve production'ını arttır demiş. Bir numara olmak için challenge'da demiş. Asıl main token'ımız honey token arkadaşlar. Bu honey token farmınızdan örneyebileceğiniz, başkalarına saldırarak kazanabileceğiniz bir token. Bunu birazdan tokenomics kısmında görürsünüz. CryptoBee NFT ise geldiğimiz zaman arkadaşlar, her NFT'nin 0.07 BNB'lik bir mint price'ı var. Burada gördüğünüz gibi creature'lardan creature pack'i açmak istiyorsanız 0.07 BNB, hive pack'i açmak istiyorsanız o da 0.07 BNB. 0.07 BNB kaç dolar diye bakalım şöyle. 15 dolar gibi bir ücret her NFT'nin karşılığı arkadaşlar. Marketplace'i daha açıklamadılar. Roadmap'te de Q3'teyiz. Yakında oyun açılacak. Şimdi Creatures kısmına gelelim. Bees arkadaşlar. Bees rarity'si var tabii ki. Demin Creature şey vardı hatırlıyorsanız. Pardon, 15 dolarlık bir paket vardı. Onu açtığınız zaman içinden bee çıkma olasılığı %93'tü herhalde. Şurada mı görünüyordu? Aynen, %93 queen'in çıkma ihtimali, %6 ayıların çıkma ihtimali, %1 hepsini tek tek alanlarını anlatacağım. Arkadaşlar, bees'ler yani arılarımız common, rare, epic, legendary olarak 4'e ayrılıyor. Ve size saatlik bir honey production yani bal üretimi veriyor. Eğer legendary bir arınız varsa saatlik 2 ila 3 honey token üretiyor size. Bunu çok dallandırmaya gerek yok. Queen'e de baktığımız zaman Epic ve Legendary olarak ikiye ayrılıyor. %95 ve %5 gördüğünüz gibi. Peki bu nedir? Queen'iniz varsa eğer kovanınızın içinde, eğer Epic ise arkadaşlar %95 ihtimalle zaten Queen geldi mi Epic çıkıyor. Legendary %5. Bunu demek istedim. %15 ila 17 arası Epic Queen'ler sizin bal üretiminizi arttırıyor. Legendary Queen'ler ise sizin bal üretiminizi %18 ila 22 arasında arttırıyor arkadaşlar. Ayılara baktığınızda şimdi ayıların level sistemi aynı kart oyunlarındaki. Bir level'la bir level ayıya alıp koydunuz, 2 level oldu. Bir level, bir level, bir level, bir level yaptınız. 2 level 2 tane yaptınız. Koydunuz 2 tane 2 level'ı, 3 level oldu gibi ayınızı bu şekilde geliştirebiliyorsunuz. Peki bu ayı size ne yapıyor arkadaşlar? Bu ayıyı battle modda kullanabiliyorsunuz. Saldırı modunda kullanabiliyorsunuz. Bunun ekstrasında bu ayı claim tax'inizi düşürüyor. Mesela 5 level bir ayınız varsa sizin claim tax reduction veriyor size. Yani %25 düşürüyor. %30 ise o an sizden alacağı tax claim ederken %25'ine ayı düşürüyor arkadaşlar. Ve savaşlarda örnek veriyorum, birazdan göreceksiniz battle modda. Battle modda şöyle bir olayı var. %30 alabiliyor size saldıran kişi ama ayınız varsa 5 level %25'ini koruyor. %5'ini alsın gitsin kafasına girebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi heist kısmına gelelim. Heistler de size boost honey yapıyor. Yani honey protection'ınızı arttırıyor arkadaşlar. Bunun da rarity'si var. Legendary bir hayvanız varsa arkadaşlar %11 ile 15 arası zaten artıyor. Fakat burada asıl önemli olan şey boost değil de içine koyabileceğiniz arı miktarı arkadaşlar. Bakın common, rare, epic ve legendary'ye baktığınız zaman common'da 10 ila 13 arı arası koyabilirken legendary'de 22 ila 25 arı arası koyabiliyorsunuz. Yani 22 bile olsa kafidir arkadaşlar, unutmayın. Yani umarım legendary hayvanlarınız çıkar. Farm mod'a geldiğimiz zaman arkadaşlar, farm mod klasik bildiğiniz gibi bir hayvanınız var. Bu hayvan içerisinde hayvan satın alıyorsunuz. İşte içine arı koyuyorsunuz. Arıları koyduktan sonra saatlik bir üretiminiz var burada. Kaç tane arı koyabileceğiniz yazıyor. Boost'u ne kadar olduğu yazıyor bu kovanın. Ve Active Child yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde collectleyip token'ınızı alabiliyorsunuz. Bu da collect kısmı. Fight kısmına gelelim. Burası güzel bir yer arkadaşlar. Şimdi arılarınızın da ayınızın da health point'leri olacak. Yani canları olacak. Siz birilerinin hayvana saldırırken %30'unu alabileceksiniz. Eğer saldırıp başarılı olursanız arkadaşlar. Fakat ardından sizin tabii ki arılarınızın canı gidecek. Bir şeyler olacak. NFT'leriniz yanmayacak ama arılarınızı iyileştirmek için yine honey token kullanmanız gerekecek arkadaşlar.
bu honey tokenlarla health'ını yükseltip tekrar saldırı yapabileceksiniz. Child kısmı da nasıl? Sizin de hive'larınız arkadaşlar tabii ki saldırılabilir olacak. Eğer ki uyumaya gidiyorsanız 12 honey'yi gözden çıkarıp hive'ınızı protect yapabilirsiniz ve saldırılardan kurtulabilirsiniz arkadaşlar. Claim kısmı da bu şekilde. Genesis pack'i açıklamış. Bu Genesis pack whitelist'le alınan bir pack ve daha öncesinde early satış olduğu için whitelist'iniz olmasa bile full epic olarak alabileceğiniz bir pack var arkadaşlar. Bu pack 0.95 BNB full epicler. Eğer whitelist'iniz varsa 1 BNB'yi alabiliyorsunuz. Birazdan whitelist olaylarını açıklayacağım. Tokenomics kısmına geldiğinizde burning mekanizması güzel. NFT'lerin %50'si alınanların öyle diyorlar yani. Burn'e gidiyormuş. Exchange'deki honey'ler burn'e gidiyormuş. Aynı şekilde buyback için kullanılacakmış vesaire vesaire. Baktığımız zaman %89'u oyun içinde kullanmışlar. Bravo. %5'i marketing, %5'i event airdrop, %1'i private sale olarak kullanılmış arkadaşlar. Takımın yüzü yok. Takımı görmedik ama gerçekten potansiyelli bir oyun olduğu için aldık arkadaşlar. Mailleri burada. Haydi şimdi sizde ben whitelist'i nasıl alacağınızı ve benim yapacağım çekilişlere nasıl katılacağınızı göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi en son Mert gelmiş. Benim kodumu kullanmış arkadaşlar. Ben 3 ayrı NFT çekilişi yapacağım. 3 ayrı pack çekilişi yapacağım. Burada Genesis pack almaya çalışıyorum. Tabii bu etkileşime bağlı. Bu kodu kullanarak bunu videonun altına koyuyorum arkadaşlar. En başta odaya girdiniz. Oyuna girdiniz veya işte Discord'a girdiniz. Discord'a girdikten sonra öncelikle arkadaşlar şurada bakın bir saniye Rolls diye bir kanal var. Gördünüz mü? Bu Rolls kanalına gelip şuradan bir Turkish sheet'i açalım. Ardından gelip enter code kısmına arkadaşlar size verdiğim aşağıda verdiğim bu kodu girerseniz benden geldiniz anlaşılır. Bu bizim için de sizin için de iyi bir şey olur. Neden? Çünkü whitelist burada her invite friend'de arkadaşlar 7 puan kazanıyoruz. Bu puanlarda free mint hakkı doğacak bana. Bu free mint haklarını hepsini size vereceğim. Haberiniz olsun. VIP pass ardından 1000 puana ulaşırsak the ultimate reward var arkadaşlar. One free mint. Bir de $200. Bu One Free Mint dediği olay da Genesis Pack zaten arkadaşlar. Zaten çevreniz yoksa bunu hiç yapmayın. O yüzden bize destek olun ki ben de sizlere bunun çekilişini yapayım ekstra olarak. Ben buraya benim kodumu giren herkesi listeliyorum. Buradaki benim kodumu giren herkese özelde 3 ayrı pack veya 3 ayrı NFT çekilişi yapacağım. Ama muhtemelen Genesis Pack verecekler bana da çekiliş için. Umuyorum ki öyle yapacaklar. Unutmayın Turkish Chat'e geliyorsunuz. Buradan da arkadaşlar enter code kısmına geliyorsunuz. Benim kodumu giriyorsunuz. Ama buradaki eventlere katılmayı unutmayın. Burada event chat var. Gördüğünüz gibi sürekli her gün bir event oluyor. Dün mesela Rin kazanmış bir event yapılmış. Buradan da puan kasıp whitelist olabilirsiniz. Whitelist olmak çok kolay arkadaşlar. Aktif olun yeter Discord'da. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.